egemenlik ve çocuk bayramı. Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Bayramı ve bizlerin, Cumhuriyet çocuklarının bayramı. Annemle bayramlaştık sabah. Oğlum dedi, değerli izleyiciler, ben 7-8 yaşımdaydım. Kaymakamın yanına o güzel tertemiz kıyafetlerle Bafra'da bir erkek çocukla, yaşıtımla birlikte bizi çıkarıyorlardı. O nasıl bir duyguydu? Bugün beni kutlayanlar içinde profesörler var Erzurum'dan. Mustafa Bulat arıyor. Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutlamak için, çocuk bayramını kutlamak için. Bir taraftan çocuk bayramına indirilmeye çalışılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için. Hayati Asıl Yazıcı arıyor. En genç Cumhuriyet çocuğu. Sanat programlarında burada birlikte olduğumuz, birlikte yürüdüğümüz o aydın birikimiyle. Oktay Korunan arıyor. Şu anda oyunları oynuyor Devlet Tiyatrosu'nda. Yönetiyor, oyuncu. Ve sizinle beraberiz. Ekonomi programlarından izlediğim, arkadaş olmaktan gurur duyduğum Bülent Önal. Hoş geldiniz. Merhaba. Annenizle beraberdiniz. Onun hatırını sorduk bayramlaşırken. Sonra buraya geldiniz. Bugün ulusal egemenlik ve bugün bayramımız kutlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Annem de 23 Nisan'da 22 doğumlu, 1922, 1 yaşındaymış ilk kutlamasında, 23 Nisan'ın birinci senesinde 1 yaşındaymış. Onlar da Cumhuriyet çocuğu, biz de onların çocuklarıyız. 23 Nisan'la demin çaldığımız jenerik müziği Özkan Turgay'ın, eksik olmasın, bu tip şeylerden telif ücreti falan da istemiyor. Ben de 23 Nisan'la ilgili çok kısa bir şiir var. Evet. Benim yazdığım. Yeri gelmişken onu okuyayım müsaade ederseniz. Tabii. 23 Nisan. Evrende her şey değişir. Evet. Değişmeyen tek şey budur. Mutlaka her şeyin bir sonu olur. Her yeni doğana bir şeyler bırakır gidenler. Değiştirmesi için, geliştirmesi için. Yani çocuklar, bu dönen çarkın taze filizleri, yarının büyükleri, değiştirmek ve geliştirmek değişmez görevleriniz. Ancak yaratırsanız kalır izleriniz. Evet. Ey çocuklar, işte o değişim anı, yani tarih 1920 yılı 23 Nisan'da. Bir adam, biraz farklıydı galiba, geçerken Atatürk adıyla bu yoldan, biliyordu evrenin bu kuralını belli. İşte o gün sizlere bıraktı bu kutsal görevi. Güzelleştirin, değiştirin, geliştirin her şeyi. Yüreğinize sağlık. Bugün
Türkiye Liseliler Birliği öncülüğünde Türkiye Gençlik Birliği ilk meclisten Anıtkabir'e yürüyorlar. Değiştirmek için geleni önce beyinde oluşturulmaya çalışılan kavramlara saldırı beyinden başlıyor. Ona karşı tavır koyuyorlar ve bu bayramın en anlamlı açıklamalarında da bunu koyuyor ve yaşatıyorlar bize. Saat 14'te başlayacak yürüyüş. Buna öncülük ediyorlar, bunu gerçekleştiriyorlar. Tarih nasıl bir gerçek? Bugünden bakmak. Yarın da 24 Nisan. Ermeni soykırımı tarihsel yalanının yıl dönümü. Emperyal yalanının yıl dönümü. Bunu göğüslemek ancak böyle mümkün. Ulusal egemenliğin bilincinde biz vatanımızı savunduk diyerek, biz cumhuriyetin çocuklarıyız diyerek her yaştan. Evet. Kutlu olsun bayramımız. Sağ olun. Sizinle söyledim, ekonomi programlarında izledim. Siz ekonomistsiniz. Evet. Eğitiminiz? İktisat Fakültesi. Ondan sonra yükseğini de İngiltere'de yaptım. Ekonomi. Evet. Hep hayatın içinde oldunuz. Üst düzey yöneticilikler yaptınız. Evet, yaptım. Ama ne kadar üst düzey yöneticilik de yapsam, işte şu sazdan, şu lavtadan, gitardan vazgeçmedim. Hayatımı, gençliğimi bunlarla kazandım ben. Evet. Konservatuvarda gençlik da okudum. Gençlik de buna bağlı zaten. Konservatuvarda da okudunuz. Evet. Kültür tarihi içinde müzik sizin ilgi alanlarınızdan. Evet, çok ilgi duyduğum bir alan. Çünkü müzik tarihi içinde Türk musikisinin ayrı bir yeri var. Şimdi istiyorsanız Türk müziği nereden gelmiş, nasıl gelmiş, kısaca bir Mustafa Kemal eksenini kaybetmeden Cumhuriyet kuruluş 1920-23 Nisan'ı merkeze alarak zaten Mustafa Kemal o ekseni şey yapmıyor, hiç kaybetmiyor. Oradaki tartışmalara kısaca değineceğim zaten. Atatürk'ün söylemek istediği şeyler bambaşka şeyler. İşte demin dedik ya, geliştirme, iyileştirme üzerine. Ama onu batılılaşma olarak lanse ediyorlar. Bakın, çok iyi bir yere dokundunuz. Tam işin sonundan başladık ama Ziya Gökalp ile Atatürk arasında burada bir şey vardır. Çelişki vardır. Ziya Gökalp Batı müziğini alıp Türk müziğine kaynaştırmak ister. Atatürk tam tersi, Türk müziğini geliştirmek ister. Şöyle bir bakış hissediyorum. Epeyce yaklaşıyorum. Tabii ki uzmanlarından da görüş almak isterim. Kendi programlarım içinde konuştuğum. Bu toprakları en iyi kavramış düşün insanı Mustafa Kemal. Evet, evet. Örneğin Bizans hiç uzak değil ona. Türk tarihi doğrudan kendi tarihi. Bu coğrafyada Türkiye adını verilen, adı verilen bu coğrafyada Etil Bankı, Sümer Bankı ekonomide kuran, Etileri, Sümerleri araştırmak için akademik kurumlar kuran. En basit, yani tarihi o kadar iyi biliyor ki librettoyu kendisi yazıyor Özsoy Operası'nın. Yazan birisi var, şimdi ismini hatırlamıyorum ama kendisi devamlı müdahale ediyor. O Özsoy Operası biliyorsunuz Rıza Şah başa geçtiği zaman. Komşumuz İran. İran. 11 sene hiç dışarı çıkmamış bakan, Maliye Bakanı. Şey olduğu zaman Atatürk onu çağırıyor. Niye çağırıyor? Yani hem ilişkileri düzeltmek için, o yazdığı operanın söz kısmını yani libretto dediğimiz kısımda Atatürk orada Tur ve İraç diye ikiz kardeş var. Tur, Turan. İraç da İranlı'yı anlatıyor orada. Evet. Orada Asya'yı büyük bir birikimi anlatıyor. Evet, evet, orada o tarihi o kadar biliyor ki devamlı müdahale ediyor. Şunu yazın, şunu yazın, bunu yazın. Ve tabii o opera ilk Türk operası, Özsoy Operası, Ahmet Adnan Saygun'un bestelediği. Onu Ankara'da Rıza Şah Pehlevi getiriyor, oturtuyor,
Ondan sonra o sonradan halk evi olan binada onu izlettiriyor. Ve orada arkasından bakın ne oldu? Arkasından Saadet Paktı imzalandı. Buradaki fabrikalara getiriyor, gezdiriyor. Yani Türk devriminin neler yaptığını gösteriyor ona. Diyor ki siz de yapabilirsiniz. Yani bu çok önemli. Tabii demin o konuya girdik, onu tamamlayalım. Atatürk batıdan müziği almak değil, batı müziğini almak değil. Onların batı müziğinin enstrümanlarını almak istiyor. Yani müzikçisini almak istiyor, notasını almak istiyor, müzik enstrümanını almak istiyor. Onlarla bizim müziğimizi geliştirmek, yoğunlaştırmak istiyor. Ve bunun çok güzel bir hikayesi vardır. Şükrü Şenozan'la Yalova'dalar. Atatürk Yalova'ya sırf gitmesinin nedeni müzik devrimini yapmak için. Müzik devrimi olmadan devrim olmaz diyor Atatürk. Müzik devrimini yapmak için Yalova'da, yanında da müzik hocaları var. Ve müzik hocaları Şükrü Şenozan bestekar, doktor, yetmiyor. Diyor ki Şükrü'ye, Şenozan'a Şükrü diyor, bana o çocuk diye hitap ediyor. Çocuk diyor, bana bir tane müzik hocası bulun. Yani yapmak istediği şeyler bambaşka. Ve bu konuya şimdi madem girdik, buradan başlayalım o zaman. Ben başından, tarihten alacaktım. Siz akademik ders değil, tabii ki öğreniriz. Özel sohbette alırım. Özel bir Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde 3 saatlik bir programda enine boyuna konuşuruz. Bant çözümlerini yaparız. Bunlar gerekli. Ama programımızın çerçevesi içinde Mustafa Kemal ve müzik. Evet. Şimdi Mustafa Kemal ile müzik deyince, şimdi Türk müziğinin bir gelişi var. Ta 6000 yıllık bir gelişi var. Bunun ilk örneklerini biz şeyde buluyoruz, Çin'de buluyoruz. Sukup Akari var. Ondan sonra Farabi, İbn Sina, bunlar hep katkı sağlamış. Saydığınız isimler bilim insanları. Evet, bilim insanları. Ondan sonra Urumiyeli Safiyettin var mesela müzisyen olarak. Abdülkadir Meragi var. Şimdi çok enteresandır. Ben bazı konserlerde aralarda şey çalarım. Abdülkadir Meragi'nin bir eserinden Vivaldi'ye geçiş yaparım. İkisini birbirine katıp tekrar ondan o da derim. Onda kimse anlamaz ne olduğunu. O kadar birbirlerine yakın müziklerdir yani. Ama neyse. Şimdi, bu getirdiğiniz enstrümanlarla buradan küçük bir örnek göstermek mümkün mü? Şimdi göstereceğim onları. Şimdi tam oraya geliyoruz. Bu bizim saz. Şimdi mesela bu isimleri verdik ya. Bu el Sukup Akari'ye gelince orada ses sistemi 7 tane ses var. 7 aralık var. Yani şurada gördüğünüz perdeler 7 tane. Daha sonra 12'lik ses düzenine oturtuyor o. Oradaki tarihte incelemelerinde bu 6. yüzyıl bakın. 6. yüzyıl. 6. yüzyıl. Ondan sonra daha sonra 900'lerde Farabi 17 sesli sistemi kuruyor. İşte şu bu. 17 bakın şuradan başlıyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu son ses aynı sesi verecektir. Şurası. Şu arada 17 tane perde var. Büyük ütopyalar insanı Farabi. O kent projesi koyduğu kent düşüncesi Batı'nın bütün ütopyalarının temeli olan Farabi müzikte de... Tabii. Müzikte bu sistemi kuruyor işte bakın. 17 buradan bak. Şu aynı ses. Evet. Şurası. Tam ortasıdır telin. Evet. Telin tam ortasıdır. Şimdi bu sistem 17'lik sistem mesela bazı yazarlar, düşünürler, müzikologlar bu sistemin, bu parçalı sistemin doğudan Yunan'a, Bizans'a geçtiğini söylerler. Onlar bunu çok dejenere etmişler. Mesela Pisagor, en yakın Pisagor'dur. Pisagor'da bu sistem yaklaşık örtüşür. Ama diğer
Yunan müzisyenlerine bu sistem çok terstir. Şimdi bakın, şuradan görüyoruz. Bu perde daha geniş. Buralar daha geniş. Buralara gittikçe perdeler daralıyor. Bu bir fizik kanunudur zaten. Normalde frekanslardan. Ama Yunan müziğinde öyle değildir. Bu perdelerin hepsi eşittir. Böyle eşit gider buraya. E o zaman sesler oturmaz. Falsolu sesler olur. Anormal bir şey olur. Şimdi niye bu 17 perdeyi nereden bulmuşlar? Daha sonra Farabi'den sonra mesela Safiyüddin var. O da 17 sistemi perde şey yapıyor. Ondan sonra Abdülkadir Meragi. Abdülkadir Meragi'de de sistem hep 17, fakat daha sonra bakıyoruz 24 aralıklı sistem var. Aynı yıllarda başlamış. Şimdi bu 24 bizim işte buraya getirdiğim bir saz var. Şimdi onu gösterebiliriz. Yani tam zamanı. Siz onu çıkarırken ben de sorayım bir yandan. 17. yüzyıldaki büyük bestecilerimiz, o enstrümana hakim olan ve onunla konuşan, konuşturan ustalar bunları biliyorlardı değil mi? E tabi. Biliyorlar. Tabi. Tabi. Şimdi bakın, bu saz en eski Türk sazlarından birisidir bu. Lavta. Tam bir daha söyleyeyim. Lavta. 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 Gitarın anasıdır. Laut. Ut. U'da geçmiştir. Tamburun da ikiye bölünmüşüdür. Yani şu teli şuradan bölmüşler, bir üste almışlar. Ne olmuş? Sap uzamış. Tambur olmuş. Evet. Tambur bundan önce mi var? Bu mu tamburdan önce var? Onu bilemiyorum. Ama bütün eski minyatürlerde, mesela Suhbat-ül Ahbar'da bilmem ne falan baktığınız zaman hep lavta görüyorsunuz. Bu armudi bir ut derler ama değil. Uzun, daha uzun sapı, daha sanat armudi. Tarihi bilen tarihi de okuyabilir. Tarih okumanın araçlarından biridir. Yani minyatürler sadece minyatür değildir değil mi? Kültür, evet, tarihini ileten araçları. Tabii. Şimdi burada mesela bunu ut gibi de mızraptabilirsiniz. Bu tambur tutuşudur. Böyle bağ yanında çalabilirsiniz. Mesela burada bakın, şu ses telin tam ortası da burası. Aynı sesi veriyor. Şimdi sayalım buradan. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tellere geliyoruz. 24 burası. Evet. 24 tane perde var. Bakın ufak ufak görüyorsunuz. Şimdi bunlar Türk müziğinin özelliği. Şimdi bu Türk müziğinin özelliğini Atatürk kaldırıp bir kenara koymadı. Bu kültürü yaşattı. Nasıl, nereden biliyoruz? E çünkü Atatürk Riyaseti Cumhur Orkestrası adı altıyla Senfoni Devlet Senfoni Orkestrası'nı kurarken bir taraftan da yanında Fasıl Heyeti vardı. Hafız Nubar, ondan sonra Hafız Yaşar, onların idaresinde fasıl heyetleri var. Hem Ankara'da var, hem İstanbul'da var, Florya Köşkü'nde. Evet. Gelen misafirleri fasıl ağırlıyor. Onlara o müziği dinletiyor. Ve izliyor dinlettiği zaman. Tepkileri nedir diye bakıyor. Yani nasıl, beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı, ne yapıyorlar, nasıl tepki veriyorlar. Ama Atatürk'ün bir söylediği bir şey var. Yani Atatürk halk müziğine, şu sisteme daha çok önem veriyor. Ama bu sistemi de çok seviyor. Bundan vazgeçemiyor. Çünkü ondan doğmuş, büyümüş. Ve buradaki komaların özelliğini biliyor. Şimdi şöyle bizim görselimiz olacak. Onu bir verebilirsek oradan tam farkı görebiliriz. Yani Türk müziği ile Batı müziği arasında bir fark vardır. Bakın şimdi ekrana yansıdı. Bu iki ses arasındaki, evet, iki ses arasındaki buradaki şeyler var. Komalar var. Do'dan Re'ye kadar, Batı'da bakın tam ortada, orada 4,5 yazıyor. Orası Bach onu oradan ikiye bölmüş. Tam ortadan bölmüş. Diyezi koymuş oraya. Yani Do diyez veya tersten gelirsek Re bemol aynı sestir. Tam ortada onu bölmüş. Ama Türk müziğinde öyle değil. Türk müziğinde o arada Do ile Re arasında 9 tane ses var. Batı'da bir ses var. Türk müziğinde 9 tane ses var.
Neler bu sesler? Böyle bir sistem Türk müziğinde de var. Var, var, var. 9 tane koma var. Ama kullanma da daha sonra Hüseyin Saadettin Arel, Ezgi, Ziya Ezgi, Uz Dilek filan bu sistemde birinci, dördüncü, beşinci ve sekizinci sesleri almışlar. Şu 24 ses öyle olmuş. Yoksa 54 tane ses olacaktı bunun üstünde ufak ufak. 24 ses öyle olmuş. Çünkü bu sesleri kulak duyuyor. Evet. Bu komaları kulak duyuyor. Evet. Kulak duyduğu için niye kullanmayacaksınız? Ve kulak duyuyor. Artı sistem nasıl biliyor musunuz? Müzikte seslerden ziyade aralıklar önemlidir. Yani do olan re'nin aralığı önemlidir. Türk müziğinde aralıklar komalarla ölçülür. Batıda yarım ses denir, bir ses denir, öyle ölçülür. Türk müziğinde komalarla ölçülür. Yani do olan re arasında 9 tane koma var. Aralık öyle ölçülür. 9 koma, 2 tane olduğu zaman do mi işte 18 koma filan gibi. Aralıklar koma. Şimdi koma nedir biliyor musunuz? Çok enteresan. Nasıl hesap etmişler? Bu Türk müziğindeki bu sesler arasında, yani şimdi onun diyezin adı orada bakın yazıyor. Bakiye, artık bakiye filan gibi değişik isimleri var. Zaten notaların isimleri de değişti. Do, do değildir, çargahtır. Re, peste olursa yegahtır, tizde olursa nevadır. Değişik isim koymak zorundalar. 24 tane olduğu için, do, re, mi, fa, sol, la, si, do diyememişler. 24 tanesinde ayrı sesi var. Bazı makamlar da o seslerden alır adını. E şimdi böyle olunca ne oluyor? Bir komayı nasıl ölçmüşler biliyor musun? Bir arpa boyu. Bildiğimiz arpa bir koma. 4 tane yan yana geldiği zaman arpa işte yarım ses oluyor. Erba 4 tane. Arpa erba demek. Zaten bazı kelimeler Arapçadan Türkçe'ye, Türkçe'den Arapça'ya tekrar gelmiş. Arpa kelimesi Arapça'ya gitmiş, erba olmuş. Ondan sonra tekrar Türkçe'ye dönmüş. Yani böyle enteresan. Bunların çok enteresandır. Bu 24 sesin arasında bir kanun ilişki var. Bakın büyük, bu çok enteresan. Batılı büyük bestecilerde arabeskler var, muhteşem. Arabeskler var. Evet. Onlar da doğudan formu alarak müziğin yapısını... O arabesklerde bu sesler yok maalesef. Maalesef yok. Şimdi ne var biliyor musunuz? Bakın bu 9 ses dediğim arasında, bu 24 ses arasında öyle bir düzen var ki... Sıraladığınız zaman tek seslerin arasında... 3/2 oranı var. Kesin değişmez bu kanun. 3/2 ve onun üstleridir hep. 3/2'nin işte 5. üstü, 15. üstü, 20. üstü falan. 3/2 oranı kesinlikle değişmez. Yani bir matematiktir. Çift sayılarda da 2/3 oranı vardır. Kesinlikle bu. Ama tampere sistemde, bağın kurduğu sistemde böyle sesler arasında bir şey yoktur. Yani doğadan gelen sesleri o kadar güzel matematikle şu sistemi oturtmuşlar ki şimdi böyle bir kültürden vazgeçmek mümkün değil. Ha. Şimdi gelelim öbür tarafa. Batı müziğinde tampere sistemde olay değişiyor. Daha az ses var. 13 ses, 12 tane aralık var. Burada ne dedik? 25 ses, 24 tane aralık var. Peki daha az olmasına rağmen ses niye daha çok sessiz diyoruz müzik oluyor? Yani işte orada insan zekası, Rönesans'ın getirdiği yenilikler bu sesleri, tek düze giden sesleri üst üste bindiriyor böyle. İkinci ses, üçüncü ses falan diyoruz ya. Evet. Sesleri üst üste bindiriyor ve bu üst üste giden sesler mesela do'yu almıyor sadece. Do, mi, sol olarak alıyor. Do majör. Bu üç tane ses zaman içinde, müzik tabi biliyorsunuz zaman unsuru olmadan müzik olmaz. Ritimdir o da yani. Zaman müzikte ritimdir aslında. Böyle gidiyor, yığılmalı bir şekilde ilerliyor. Ve çok ses oluyor. O yığılmaların bir de armonisi oluyor. Değişik. Yani çok bir zenginleşiyor birdenbire. Kombinasyonları oluyor seslerin. Şimdi Türk müziği de tek ses halinde gidiyor. Ama tek ses halinde gidiyor ama öbürü mesela şöyle aralıklarla giderken
Türk müziği böyle ufak ufak aralıklar. 24 tane ses var ya, 24. Melodi açısından daha zengin. Kulağın duyduğu sesler, mesela o böyle kayıyor sesi falan diye hoşumuza gidiyor. Batı'nın arabesk tarzında beslediği şeylerde bu komalı sesler yok. Çünkü enstrümanları müsait değil. Enstrümanlar perdeli bölünmüş. Perdesiz enstrümanları, kemanları var. İşte trombon, trompet gibi şeyler var, sazlar falan var. Ama sistem komasız olduğu için onların arabeski daha ziyade ana seslerle yapılan bir arabesk. Yani bizim şeyimize uymaz. Bakın biz arabeski çok seviyoruz. Gençler falan seviyor. Niye seviyorlar? Mesela şeyde bu akşam programı var. Klarnet çalıyor. Çok iyi bir klarnetçimiz var, Hüsnü Şenlendirici diye. Evet. Öyle sesler kullanıyor ki, öyle geçişler yapıyor ki sesler arasında, bayılıyor herkes. İşte o çeyrek ses, pardon, çeyrek yanlıştır. O komalı sesleri kullanarak işi götürüyor, kaydırıyor, ediyor falan. Hoşumuza gidiyor. Atatürk'ün de bunlar hoşuna gidiyordu. Atatürk'ün dinlediği şarkılarda mesela Bir Keramet diye bir hüzzam şarkı var. En sevdiği şarkılardan. Hep komalı sesler. Evet. Süre meselesi var programımızda. Söylediğim gibi iyi kullanamadığımızda ders haline döndüğünde eyvah diyeceğiz. Çok. Ya şimdi şimdi Mustafa peki. Kemal 23 Nisan ve hangi enstrümanla nasıl olursa Mustafa Kemal'in şimdi dediğim gibi türkülerle arası iyi, söylüyor. Çok güzel söylüyor. Ondan sonra Rumeli türkülerini Anadolu'dan söylüyor. Yemen türkülerini Yemen çok türküleri. Seviyor. Mesela bir Yemen türküsü çalalım bugün. Evet. Çalalım mı? Müsait miyiz? Tabii. Ve burada bunu çalarken aynı zamanda şu anda Pençe Kilit operasyonuyla sorumluluk içinde, vatan savunmasında olan Mehmetçi'ye de bayramdan selam gönderelim. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Burada biraz zor çalacağız ama. Türkü bildiğimiz Yemen türküsünden biraz farklı. Atatürk'ün çok sevdiği bir Yemen türküsü. Bunu çaldıkları zaman bir gün İsmet İnönü'nde ağlamış. Mızıka çalındı, dün mü sandın, aldı yaz bayrağı. Yemen'e gideni, gelir mi sandın? Dön gel am, dön gel, dayanam İram, uyku gaflet basmış. Uyanam İram, am öldü. Çifte tabancalı
takmış beline, ayrılmak olur mu? Taze geline, dön gel am, dön gel. Dayanamıram, uyku gaflet basmış. Uyanamıram, am öldüğüne. Eski sazımızda 6000 yıllık tarihi olan enstrümanımızda konserlerde Batı müziğinin büyük ustası ile bizim müziğimizi birleştiriyorum dediniz. Kiminle birleştiriyorum? Gitarla yapıyorum onu. Gitar çalarken yapıyorum. Abdülkadir Meragi ile Vivaldi. Bu olmaz mı bu sazda? Bunda olmaz ama bunda mesela burası daha zor. Batı şeylerinde kullanılıyor mu bu saz? Batı'da şeyde çok kullanılmış. Orta Çağ'da lavta çok kullanılmış. Gitarın dedim ya, gitara geçişte lavta çok Endülüs. Var. Endülüs. Tabii. Endülüsler şeyle geçmiş. Çok var. Geçişte çok var. Bunu buradan böyle çalamayacağım. Yani şöyle yapsam biraz daha rahat ederim. Evet. Ne çalalım? Bir tane. Onunla programımızı bitiriyoruz. O zaman şey yapalım. Ben bir tane saz eseri çalayım. Evet. Bununla. Peki. Benim bestem Acem Aşıran, eski tarzda yapılmış bir saz. Zaten şeyler de fasıllar da genellikle saz semaisiyle biter. Biz de saz semaisiyle bitirelim o zaman. Peki.
dinleyiciler, güzel günler bu kültürel coğrafyanın, bu büyük büyük ülkenin, bu güzel insanların olacak. Saygıyla, çok teşekkür ederim.